Evet arkadaşlar merhaba. 30 Mart 2021 Philadelphia Amerika Birleşik Devletleri akşam yarışlarında tekrar beraberiz. Galveston Park bitti şimdi. Philadelphia böyle ara ara koyuyorlar ama esas önemli olan Çarşamba Perşembe'den itibaren seri olarak olacak olan Amerika'daki hangi hipodrom? Tampa Bay mı yoksa başka bir hipodrom mu bilemiyoruz. Onu bakalım. Saratoga oluyor. Tampa Bay oluyor. Evet değerlendirmemizi yaptık. Şimdi bu Philadelphia ile ilgili görüşlerimizi arkadaşlar hemen verelim. Yedili plase birinci koşuyla başlıyor Philadelphia'da. Tüm koşular normal kumda koşulabiliyorsunuz. Evet saat 21.16'da Türkiye saatiyle 9.16 geçecek ki bizim şimdi Almanyalarımız 1 saat oldu arkadaşlar. Maiden bir koşu bu. 4 ve yukarı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. 3 tane safkan burada. İlk atımız 5 numaralı Oak Creek Canyon. Jamie Rodriguez ile ikinci atımız 3 numaralı Hickory Mate Anthony Salgado ile ve 4 numara Twirling Derviş burada Ruben Silvera ile arkadaşlar 5, 3 ve 4 sıralamasıyla bunları 7'li plase oynayan arkadaşlara duyururuz. Altılı Gayen ikinci koşuyla başlıyor. Şartlı bir mücadele. 4 ve yukarı İngiliz safkanları 1100 metre kum piste çıkacaklar. Saat 21.43'te başlıyor. Bir de ekürüler var ama bu ekürülerden bir tanesine Loreano binecek. Bu Loreano muhtemelen de 1'e binecek diye düşünüyorum ama belli de olmaz. Gerçi 76 handikap puanı olan var. 8'e de biner. İkisi de güzel at. Evet arkadaşlar burada ilk atımız bizim ekürüler. 1 ya da 8 hangisini binerse bu Loreano önceliğimiz o. İkinci atımız 5 numaralı Don't Make It Easy Victor Carrero ile. Ve son hatta 2 numaralı Very Colorful Anthony Nunez ile arkadaşlar. Burada 3 tane safkanda geçmiş oluyoruz. 8, 5 ve 2 olarak. Altılı Gayen ikinci ayağı şartlı bir mücadele. 4 ve yukarı yaşta İngiliz safkanları 1300 metre kum piste çıkacakllar. Burada birinciye de 11.400 dolar ikramiye var. Bende 15.000 dolar toplam gözüküyor. 4 tane safkan da burada size çıkarttık. 7 tane atın 4'ünü yazmak zorundayız arkadaşlar. Aslında tam kapamalık bir ayak bu. Ama inanmadığımız 2 tane at var. Onu çıkarttık bir tanesinde beraber. Evet 4 numara Bob's My Uncle ilk atımız bizim. Oklahoma Origin gördüğünüz gibi. Edwin Rivera ile. İkinci atımız 7 numaralı Jump Shot. Sylvester Gonzalez ile. 6 numaralı E.G.'s Revenge. Julio Correa ile. Ve 3 numaralı Tomator Gator, Frankie Pennington'la arkadaşlar. Burayı 4, 7, 6 ve 3 şeklinde geçiyoruz. Yeni üye olan arkadaşlarımıza da bildirelim. Genel bilgi olarak öncelikle burada daha çok bu kuzeyin atları yani Kanada bakın burada tabii ki Kaliforniya'da Florida çok önde. Vancouver bu da kuzey atı. Bu tip atlar daha çok arkadaşlar kuvvetli safkanlar oluyor. Midland, Ontario, bu kuzey tarafında olan Origin, Amerika'daki safkanlar daha iyi oluyor. Bir de Florida Origin gerçekten çok iyi oluyor. Bunu da araya girmiş burada. Frankie Pennington biniyor. Özel bir safkan. Evet, burayı biz 4, 7, 6, 3 şeklinde geçiyoruz. Dördüncü koşuya geçtiğimiz zaman burada arkadaşlar Altılı Ganyan'ın da üçüncü ayağı var. Şartlı bir koşu. Dişi safkanlar hepsi. 4 ve yukarı İngilizler. 1200 metre kum pistte. Günün en zor koşusu burası arkadaşlar. 8 tane atın 6 tanesini yazıyoruz biz ama normal şartlarda yeri olanlar burayı kapatabilirler tabi. Zorlu bir gün bugün arkadaşlar. Philadelphia'da fena da vermiyor. Hani o da ilginç. Evet tabi Şanlıurfa gibi değil yani. Şanlıurfa'da 2 tane sürdürek gelse bile 43 bin lira yazmıştı dün. Evet arkadaşlar burada ilk atımız 1 numaralı Victoria E. Gerardo Milan'la. Gördüğünüz gibi burada Philadelphia Origin bu safkan. Yöresinin safkanı PA Philadelphia. İkinci atımız 7 numaralı She's Primo Michelle Sanchez'le. Üçüncü atımız 2 numaralı What About Tonight Luis Ocasio'yla. Dördüncü atımız 5 numaralı Special Risk Dexter Headdog'la. Beşinci atımız da 4 numaralı Prospective Belle Edwin Rivera'yla. Ve arkadaşlar son atımız da 3 numaralı Tease the Date Abner Adorno'yla. Burayı sıralama olarak 1, 7, 2, 5, 4 ve 3 şeklinde geçiyoruz. Evet.
Altılı Gaye'nin dördüncü ayağındayız. Altılı Gaye'nin dördüncü ayağı, beşinci koş yani. Yedi tane safkan var. Şartlı, dört ve yukarı İngilizler. 2400 metre, uzun metrajlı bir koşu. Arkadaşlar burada şöyle bir şey söyleyeceğim size. Normal şartlar altında sürdürek tekimiz bizim Okram. Edwin Vera'nın bindiği bu safkan sürdürek bankomuz. Ancak burada rakip arayanlar ekürlerle ikisini mukayese etmeli diyoruz. Çünkü ekürlerde burada iki tane Frankie Pennington ve Ruben Silvera da burada yarışa gidecektir. Ama biz burada ikiden yana şansımızı deniyoruz. Çünkü atacak, tek atacak yerimiz yok. Yani at yok. Var olan atlarda da biz tam güven içerisinde değiliz. O yüzden burada biz en yakın Okram'ı bulduk. Bu da 2 numaralı. Onu banka atıyoruz. Ama dediğim gibi ciddi rakipleri ekürler arkadaşlar burada. O yüzden ona göre değerlendirmenizi yaparsınız. Tabii ki Looking at the Roses arkalarından da gelebilir. Evet, 6. koşuya geçtiğimiz zaman burada tam 9 tane safkan var ve biz de 6 tane safkan size arkadaşlar vereceğiz. Evet arkadaşlar, burada ilk atımız 8 numara Flashy Kiem. Gerardo Milan'ın bindiği. İkinci atımız 9 numara Sober Red Edwin Rivera ile. Üçüncü atımız 2 numaralı Manolette Sivisi Gonzalez. Dördüncü atımız 6 numaralı 1000%. Beşinci atımız 3 numaralı Match Trial. Altıncı atımız 4 numaralı Super Flyover. Jeremy Laprida ile. Burayı arkadaşlar 8, 9, 2, 6, 3 ve 4 şeklinde geçiyoruz. Evet. Altılı Ganya'nın baktığımız zaman son ayağına geçtik. 7. koşu saat 23.58'de. Burada 1400 metreye çıkacak. Şartlı bir mücadele bu arkadaşlar. 41 bin dolar toplamda ikramiyenin verileceği bir koşuyla beraberiz. Burada ve baktığımız zaman arkadaşlar 4 tane safkan da burada var. İlk atımız 1 numaralı Flat Out Beautiful. Yani ekürler burada çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim. Alternatif bank olarak kesinlikle düşünmeniz lazım. Bir şekilde bunların kazanması normal olur. Böyle bir ikramiye Frankie Pennington ve Ruben Silvera bırakmak istemeyecektir. Hatta yani ikili neredeyse 1'e 10 dahi bitebilir burada. Ama arkasından bunun 2 numaralı Spirit Special Abner Adorno ile, nedeni de çok iyi bir çalışma yapmış. 46.92'lik bir 23 mark çalışması var. 6 numaralı Mont Travers Sylvester Gonzalez ile, o da arkadaşlar patlamaya hazır bir bomba. Çok dikkat yani. Gerçi Kentucky orijinal biraz daha arka planda kalıyor ama işte belli olmaz. Ve son atımızda 7 numaralı Optic Way Michel Sanchez ile, o da aynı şekilde patlamaya hazır bir bomba arkadaşlar. Burada burayı 1-2-6-7 geçiyoruz. Bir tane de bomba burada var. O da 5 numaralı Var Toxin arkadaşlar. Geri olanlar 5 numarayı da buraya ilave edebilirler. O da günün sürprizini yapacaktır. Biraz sert gelse de bu gruba yapmış olduğu koşulara baktığımız zaman. Ama dediğim gibi alternatif banko olarak ekürleri rahatlıkla burada baz alabilirsiniz küçük kuponlarda. Burayı 1, 2, 6, 7 ve 5 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. Böylece Philadelphia ile ilgili de söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Geniş ayrıntılara web sitemiz www.marksporttahmin.com adresinden ücretsiz üye olarak ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda size bu yeni olan üye arkadaşlarımıza da hatırlatma yapalım. Yurt dışı at yarışı tahminlerimiz 24 saat evvelden TCK'nın açıkladığı AGF oranları olmaksızın yapılmakta ve kanalımıza yayınlanmaktadır. Tek vermediğimiz koşularda gün içinde AGF oranları yüksek favori atları sizlerin kendinizin kuponlarına eklemesini, ilave etmesini tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet, burada aynı zamanda tek hatırlatalım. YouTube'un özelliği bizde katıl butonuyla premium üyelik alan arkadaşlara WhatsApp'tan direkt birebir görüşme imkanımız var. Günün kuponlarını atıyoruz arkadaşlar. Philadelphia ile ilgili söyleyeceklerimiz de sona eriyor. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.